Ülkemizden ve dünyadan son dakika güncel seyahat haberlerini Gezelim.com'dan takip ediyorsunuz. Ve biz bu haftada Gezelim.com editörleriyle yepyeni seyahat haberlerini ekranlara getiriyoruz. İlk haberimiz ülkemizden geliyor. Bu yıl ülkemiz ilk 7 ayda 30 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor yıl kabul edilen 2019 yılını geride bıraktı. Türkiye 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93.446 ziyaretçi ağırladı. Bu yıl rekor yılı olan 2019'daki 26 milyon 524 bin rakamı aşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 7 ayda Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 240'ını yabancı ziyaretçiler oluştururken 3 milyon 327 206'sını yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,22 artış ve 3 milyon 498 614 kişiyle Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı. Almanya %7,32 artış ve 3 milyon 211 724 kişiyle ikinci, İngiltere %14 artış ve 2 milyon 63.740 kişiyle üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran izledi. Türkiye'ye Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre %7,25 artışla 7 milyon 148 044 olarak gerçekleşti. Gezelim.com'a şimdi de ülkemizin en güzel koylarıyla devam ediyoruz. Ülkemizin en güzel koyları dünyanın en zenginlerini, milyarderlerini ağırlamaya devam ediyor. Rus milyarderler, Arap milyarderler derken Meksikalı milyarderler de lüks yatlarıyla koylarımıza demiriyorlar. Türkiye'nin en güzel koyları milyarderlerin yatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Milyarlık yatlar dünyanın en güzel koylarından olan Marmaris'te demirledi. Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden birisi olan Marmaris son yıllarda milyarderlerin mutlak rotaları arasına girdi. Rus milyarder Abramovich'in ve Arap milyarder El Nahyan'ın yatı Blue'nun ardından Meksikalı milyarder Berilles'in yatı da Bozburun açıklarına geldi. Berilles'e ait süper lüks yat Mayan Queen Bozburun açıklarında bir koyda demirlediği görülürken tekne sahibi Berilles'in de teknede olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı. Şimdiki haberimiz Muğla'dan geliyor. Muğla'nın Saklıkent Kanyonu iki kentin birbirinden ayırıyor ve tam da ortasından geçen 5 derecelik su serinlemek isteyenlerin en özel adreslerinden oluyor. Saklıkent Kanyonu'ndayız. Antalya arasında yer alan Saklıkent Kanyonu iki kenti birbirinden ayırıyor. Su sıcaklığının 5 derece civarında olmasıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Belediye tarafından işletilen ve Seydikemer ilçesi Kaya Dibi mahallesinde bulunan kanyona yetişkin 23, öğrenci ise 12 liraya giriş yapıyor. Ziyaretçiler yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklıkent Kanyonu'nun girişine ulaşıyor. Eşsiz güzellikteki doğaya can veren akarsuyunun atmosferinde bunaltıcı yaz sıcaklığının etkisi hissedilmiyor. Halat yardımıyla akıntılı sudan geçen turistler dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor. Yaz mevsiminde daha yoğun olan kanyona günlük 6000 ziyaretçi geliyor. Seydikemer Kanyonu'nun yıllar önce bölgede dolaşan bir çoban tarafından keşfedilmesi de buranın saklı bir vaha olduğunu kanıtlar nitelikte. Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Saklıkent Kanyonu'nun artık sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırladığını söyledi. Şimdiki haberimiz Muş'tan geliyor, Malazgirt'ten. Malazgirt Muharebesi'nin 952. yılı büyük coşkuyla kutlandı. Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine vatandaşın yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Kutlama alanında 16 oba çadırı ve bir han otağı kurulurken etkinlikler çerçevesinde resim sergisinin yanı sıra at yarışları, güreş, cirit ve ok atma yarışmaları yapıldı. Etkinliklerde dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Alican ve Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın verdi.
Şimdi Gümüşhane'ye gidiyoruz. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Karaca Mağarası. Sarkıtları, dikitleri, su altı gölleri ama en önemlisi serin havasıyla ziyaretçilerin vazgeçilmez adresleri arasında. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yer alan Karaca Mağarası, sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve traverten havuzlarıyla ziyaretçilerine serin bir ortam sunuyor. Serin hava dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin tercih noktalarından biri haline geldi. Damla taşı oluşumları bakımından zengin mağaranın içerisindeki 12 ile 17 derece arasındaki sıcaklık yıl boyunca değişmiyor. Örneklerine az rastlanan renk ve motiflerle bezeli mağara ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Şehir merkezine 17 kilometre mesafede denizden 1550 metre yükseklikteki mağara yöre halkı tarafından uzun yıllardır bilinmesine rağmen 1996 yılında fiili olarak turizme kazandı. Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, 15 milyon yıllık geçmişe sahip mağaranın sarkıt ve dikitlerinin 12 senede 1 santim uzayarak gelişimini devam ettirdiğini söyledi. Şimdiki haberimiz Antalya'dan Alanya'dan geliyor. Alanya özellikle buz gibi sularıyla meşhur olan Dim Şelaleleri ve çayıyla ön planda. Serinlemek isteyenler ilk olarak Alanya'da Dim Şelalelerine gidiyor. Antalya'nın Alanya ilçesindeki Dim Şelaleleri doğal güzelliği ve buz gibi suyla dikkat çekiyor. Sıcak havanın bunalttığı şu günlerde vatandaşların serinlemek için tercih ettiği adreslerin başında yer alıyor. Dim Şelaleleri Antalya Dim Alacami Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Toros Dağları'ndan yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen Dim Çayı'nın ana kaynağını oluşturan suların yaz ve kış aktığı bölge doğal güzelliği, 4 derecelik su sıcaklığı ve sesiyle ziyaretçilerine huzur veriyor. Dim Çayı'nın kaynağı olan ve suyun gözü olarak bilinen şelaleler ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunuyor. Mahalle merkezinden sonra yaklaşık 2 kilometrelik zorlu patikalardaki yürüyüş sonunda varılan iki farklı noktadaki şelaleler yerli, yabancı doğa ve fotoğraf meraklılarını cezbediyor. Doğa ile iç içe olan bölgede avlanması yasak olan endemik tür kırmızı alabalık da bulunuyor. Şimdiki haberimiz İstanbul'dan, İstanbul Boğazı'ndan gelecek. Yelken yarışları yapıldı Boğaz'da ve tam da kartpostallık manzaralar çıktı ortaya. İstanbul Boğazı yelkenli yarışına sahne oldu. Yarış sırasında ortaya çıkan manzaralar kartpostallık görüntüler oluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nda İstmarin Kupası Yelken Yarışı düzenlendi. Gerçekleştirilen yarış drone'la havadan görüntülendi. Yarış boyunca İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kuruçeşme önünden başlayan İstmarin Kupası Yelkenli Yarışı'na onlarca yelkenli tekne katıldı. Yelkenciler Kuruçeşme'den başladıkları yarışı Beykoz Şamandırası'na döndükten sonra İstinye üzerinden tekrar Kuruçeşme'ye ulaşarak tamamladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına İstanbul Boğazı'nın mavi sularına yelken açan sporcular ve yelkenleri eğlenceli görüntüler oluşturdu. Rize'de aşırı sıcaklardan bunalanlar derelerin ve denizin yolunu tutuyor. Rize'deyiz. Rize'de aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek amacıyla deniz veya derelerin yolunu tutuyor. Sıcaklardan etkilenen her yaştan vatandaş Rize'nin Güneysu ilçesi Kiremit köyünde bulunan Katarahte şelalesine gelerek serin suların tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar da serinlemenin yanında adrenalin yaşamak için kayalardan tırmanarak şelaleden kendilerini aşağı bırakıyor. Şimdiki haberimiz Mardin'den gelecek. Mardin'in yöresel lezzetleri olan alucciye ve firkiye artık coğrafi işaret alarak tescillendi. Mardin'in yöresel lezzetlerinden olan alucciye ve firkiye coğrafi işaret olarak tescillendi. Türk Patent Kurumu Turizm Şehri Mardin'in iki yöresel yemeğini tescilledi. Yemeklerin tarifini veren Şef Dilek Çelebioğlu, Osmanlı döneminden şimdiye kadar ataların kullandığı eski yemeklerin sürekliliğini sağlamak ve gerçek orijinal haliyle halkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Birçok farklı yemek olduğunu belirten Çelebioğlu, "Yaptığımız yemek Mardin eriği, eti ve yeşil soğanı bütünleşerek oluşan bir yemektir. Daha önce sadece mevsiminde kullanılıyor.
yapıyordu. Yemeği yapmak için papaz eriğinin çıkmasını bekliyorduk. Şu an çeşitli saklama metotlarıyla bütün mevsimlerde yapabiliyoruz. Anneannem, babaannem ve annemden olduğu gibi hiçbir özelliğini bozmadan yapıyoruz. Et çok iyi olmalı. Pişerken karıştırmamak gerekir. Yavaş ve kısık ateşte uzun süre pişirilir dedi. İkinci tescilli yemek olan firkiye hakkında bilgi veren Çelebioğlu, firik Arapça badem demektir. Firkiye, çağladan yapılan bir yemeğimizdir. Bademin ilk meyve halinden yapılan bir yemektir. Geçmişte yemeklerde domates kullanılmıyordu. Mardin yemeklerinde zaten meyvelerden çok fazla yemek yapıyoruz. Eskiden domates kullanılmadığı zamanlarda devamlı meyvelerden etli yemek yapılırdı şeklinde konuştu. Şimdiki haberimiz Erzincan'dan geliyor. Erzincan'da dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak nitelendirilen Karanlık Kanyonu bulunuyor. Tekne turu yapmak isteyenler ve zipline macerası yaşamak isteyenler Erzincan'da muhakkak bu kanyona geliyorlar. Erzincan'da yer alan ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon, adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. 20 metre yüksekliğinde ve 200 metre uzunluğunda iki ayrı hat üzerine kurulan zipline, macera severler tarafından ilgi görüyor. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çelik halat üzerindeki makaralara bağlanan macera severler kendilerini Fırat Nehri üzerinde giderken buluyor. Amerika'da büyük kanyondan sonra dünyada ikinci büyük kanyon olan Karanlık Kanyon'a gelen yerli ve yabancı turistler önce zipline, ardından tekne turu keyfi yaşıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, benim de bizzat gidip ziyaret ettiğim bu festivalde uzay, bilim sevenler hepsi bir arada buluştular. Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da düzenlenen Teknofest, teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştirildi. 30 Ağustos, 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Teknofest, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, eğitici atölye etkinlikleri, simülasyon deneyim alanları, planetaryum gösterimleri ve sahne gösterileriyle ziyaretçilerini ağırladı. Alanda gerçekleşen hava gösterileriyle bu yılda herkesin gözü yükseklerde oldu. Türk Yıldızları, Solotürk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka etkinlik sürecinde Teknofest semalarında gösteri yaptı. Şimdiki haberimiz Sakarya'dan geliyor. Sakarya adeta doğal bir cennet. Ülkemizin en büyük Acarlar Langozu burada bulunuyor ve bembeyaz nilüfer tarlalarıyla da gelen turistleri mest ediyor. Sakarya'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük subasar ormanı olan Acarlar Langozu misafirlerini ağırlıyor. 24 metrekarelik bir alana sahip olan Longoz, 200'e yakın yerli ve yabancı göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor. Bünyesinde barındırdığı beyaz nilüferleri ve endemik bitki türleriyle turistlerin doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlıyor. Muğla'da bulunan Sarıgerme Plajı'na gidiyoruz. Sarıgerme Plajı özellikle de şu anda koruma altına alınan beyaz zambakların açmasıyla bembeyaz bir hale büründü. Zaten bu beyaz kum zambaklarını koparmak da yasak, çok büyük para cezaları bulunuyor. Muğla'nın Ortaca ilçesinde koruma altına alınmış endemik tür olan kum zambakları çiçek açmasıyla sahil beyaza büründü. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce koruma altına alınan ve Sarıgerme sahilinde belli noktalarda doğal şekilde yetişen kum zambakları adeta görsel şölen oluşturuyor. Sarıgerme Çevre ve Eğitim Derneği tarafından misafirlerin bilgilendirilmesi amacıyla plajın birçok yerine uyarıcı levhalar asıldı. Sıcak iklimi seven kum zambaklarının koparılması halinde 244.315
15 lira cezası bulunuyor. Ağustos'un sonunda açmaya başlayan ve Ekim sonuna kadar bölgeyi renklendiren kum zambakları, akşam serinliğinde çevreye yaydığı kokusu ve gündüz saatlerinde kumsalın üzerinde oluşturduğu görüntüsüyle ilgi çekiyor. Şimdiki haberimiz Kapadokya'dan geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Kapadokya semalarında Türk bayraklı balonlar havalanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla Türk bayraklı sıcak hava balonları Kapadokya semalarında süzüldü. Nevşehir'de gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine Türk bayrakları asıldı. Gökyüzüne yükselen ve yaklaşık bir saat boyunca vadilerin üzerinde süzülen balonlar fotoğraf tutkunlarına renkli ve büyüleyici manzaralar sundu. Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız dedi. Şimdiki haberimiz İç Anadolu'dan, Çankırı'dan geliyor. Hazım Dağlı Tabiat Parkı'na götüreceğiz sizleri. Yemyeşil doğası, akarsuları, ferah havası ve spor yapmak isteyenlerin başlıca rotaları arasında. Çankırı'da bulunan Hazım Dağlı Tabiat Parkı serinlemek isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Yapraklı Yaylası'nda yer alan Hazımlı Dağlı Tabiat Parkı, manzarası, sarıçam ağaçları ve temiz havasıyla doğa yürüyüşü yapmak veya bisiklet sürmek isteyen vatandaşları ağırlıyor. Fotoğraf tutkunlarını kendisine çeken Hazım Dağlı Tabiat Parkı, kentte 40 derecelere yaklaşan sıcaklıktan bunalan vatandaşları iklimi ve temiz havasıyla ağırlıyor. Şimdiki haberimiz Bitlis'ten gelecek. Şahane kuşları göstereceğiz size. Arin Gölü kuş cenneti olma özelliğine sahip ve şu anda flamingoları ağırlıyor. Bitlis'in Adil Cevaz ilçesinde yer alan ve kuş cenneti olarak adlandırılan Arin Gölü flamingoları ağırlıyor. Su seviyesinin yükselmesine rağmen flamingolara ev sahipliği yapmaya devam eden Arin Gölü, flamingolarla birlikte bulunduğu büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini topluyor. Başta flamingo olmak üzere birçok kuş türü barındıran Arin Gölü, fotoğraf meraklılarında uğrak noktaları arasında bulunuyor. Bu haftada Gezelim.com'a ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da ülkemizin en güzel kentlerinden biri olan Denizli'yi izleyebilirsiniz. Denizli'nin dünyaca meşhur Pamuk Kalesi yayında olacak. Herkesin görmek için can attığı Pamuk Kale şimdi Dünyayı Geziyorum'da. İyi seyirler.